Sayın Genel Başkanım, bizleri evlerinde izleyen değerli yurttaşlarımız ve sevgili basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın Yaşamak Projesi'nin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Ben öncelikle kadınların gücüne inanan, bizlere güvenen ve yolumuzu hep açan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Projemizin tanıtım toplantısını önemli bir günde gerçekleştiriyoruz. Bugün ülkemizde kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 86. yılı. Birçok gelişmiş ülkeden önce kazandığımız bu hak, ilk günden beri kadınlar tarafından büyük bir hevesle sahip çıkıldı. Kadınların seçme seçilme hakkını kazanmasının ardından yapılan ilk seçimlerde kadınlar akın akın sandıklara koştular. 1935 yılında yapılan ilk seçimde sandığa gitme oranı %80'lerdeydi. Oy verenlerin %48'ini kadınlar oluşturuyordu. Bu seçimde meclise 17 kadın milletvekili girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle bir kadın milletvekili daha meclise dahil oldu ve böylece toplam 18 kadın milletvekiliyle temsil edilmiş oldu ilk dönemki meclis, seçme seçilme hakkı kazanından sonraki ilk dönemki meclis. Bu o zamanki milletvekili sayısına oranlandığında %4.6, yani kabaca %5'e denk düşen bir orandır. Peki o günden bugüne nasıl bir yol kat ettik? 1934 yılından bu yana yapılan seçimlerde toplam 11.385 milletvekili meclise girdi. Bu vekillerin ise sadece 598'i kadındı. Yani oranlayacak olursak gene %5. Yıl 1934, ilk seçim yapılıyor 1935, kadın milletvekili temsil oranı %5. Yıl 2020, 1935'ten 2020'ye kadar seçilen tüm milletvekilleri arasında gene kadın milletvekili oranı %5. Yani bir arpa boyu bile yol kat edilememiş ne yazık ki. Özellikle son 18 yılda kadın erkek fırsat eşitliği konusunda o kadar geriledik ki kadınlar en temel hakkı olan yaşam hakkını kaybetmeme mücadelesi verir hale geldi. İşte biz de bu önemli günde bu durumu biz kadınların değiştireceğine olan inançla Yaşamak Projesi'ni hayata geçirmeye karar verdik. Projenin adı Neden Yaşamak? Yaşama hakkı dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez olan en temel insan hakkıdır. Maalesef bu hak ülkemizde kadınların elinden alınıyor. Biz de bu yüzden yaşam bir haktır dedik. Hem birlikte hem de ayrı ayrı okunduğunda farklı anlamları içinde bulunduran ve umut dolu olan bir isim ürettik. Peki logomuz ne anlama geliyor? Şiddetin panzehiri olan sevginin sembolü kalp ile lokasyon işaretini iç içe geçirdik ve dedik ki yaşamak şiddetin son bulma adresidir. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduk? Ne yazık ki ülkemizde bir cins kırım yaşanıyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için katlediliyor, sırf kadın oldukları için şiddete maruz kalıyor. Ülkeyi yönetenler ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda samimi bir tavır içerisinde değil. Biz bu projeyle tüm şiddet gören kadınlara destek olmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sığınacakları bir yuva olarak görmelerini istiyoruz, arzu ediyoruz. Peki projede kimler görev alacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilindeki tüm kadın örgütleri bu projede görev alacaktır. Biliyoruz ki kadının halinden yine en iyi kadınlar anlar. Çünkü biz kadınlar görünmez ipliklerle bağlıyız birbirimize. Amacımız ne? Amacımız sadece şiddet gören kadınların yaşam hakkını savunmak değil, aynı zamanda bu yaşama yön vermek, değiştirmek. İşte bu değişim birlikte kuracağımız eşit ve aydınlık yarınların habercisi olacak. Peki ne yapacağız? 7/24 çalışacak olan bir çağrı merkezi kurduk genel merkezimizde. Pazartesi günü saat 10'dan itibaren hizmete girecek olan bu
çağrı merkezi kanalıyla korkutulmaya, sindirilmeye, dört duvar içerisinde şiddetin her türlüsüne maruz bırakılmaya çalışılan kadınları onların sesiyle kucaklayacağız. Aynı zamanda yaşamak.com web sayfamızdan bize elektronik posta ile ulaşmalarını sağlayacağız. Dayanışarak, mücadele ederek örgütlü ve sağlam temeller atacağız. Sloganımız ne? Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadınlarla temas kurduğumuzda şunu gördük. Türkiye'de şiddete uğrayan birçok kadın baskı, korku ve güvensizlik nedeniyle gördüğü şiddeti dile getiremiyor. Bu şiddetle kendini değersiz hissediyor. Kendini anlatamadıkça yalnızlaşıyor. İstemese dahi kendini toplumdan soyutluyor. Oysa böyle olmak zorunda değil. Bu nedenle sloganımız şöyle oldu. Yalnız değilsin, biz varız. Bu şiddeti durdurmaya kararlıysan yalnız değilsin, biz varız. Yalnız değilsin, biz varız. Hakkını ara. Şiddetin her türlüsünü durdurman için yaşamak lazım. Evet, müziği yorumlayan sanatçımız, değerli sanatçımız Çiğdem Erken'e de çok teşekkür ederiz. Peki ne yapacağız? Şiddet gören kadınlar ya haklarını bilmedikleri için ya da kendilerini yalnız ve çaresiz hissettikleri için bu sarmaldan kurtulamıyorlar. Ülkeyi yönetenlerin kadını erkekle eşit görmeyen zihniyeti ise bu süreci daha da zorlaştırıyor. Bazı devlet görevlileri şiddet konusuna karşı duyarsız yaklaşıyor, yasaların gücü yargı kararlarına yansımıyor. Örneğin 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut 4 saat önce karakolda şikayette bulunmuştu. Gene eski kocası tarafından satırlı saldırıyla katledilen Ayşe Tuğba Aslan daha öncesinde 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve takipsizlik kararı verilmişti. İşte biz kadınlar göz göre göre öldürülmesin, şiddet görmesin diye, tek bir kız kardeşimizin bile kirpiği yere düşmesin diye onlara destek olacağız. Ama öyle demek istemiyorum. Ama tek seferlikmişim ama bir daha olmayacak dedi. Ama beni sevdim. Havalarla avutma kendini. Hiçbir şiddetin bahanesi olmaz. Eğer şiddet görüyorsan kendin için, geleceğin, hayatın, çocukların için endişeleniyorsan biz buradayız. Barınma ihtiyacını karşılayıp psikolojik destek sağlayacağız. Hukuki destekle avukat sağlayacağız. Duruşmaları seninle beraber takip edip hep yanında olacağız. Kadın dernekleriyle işbirliği içinde daha iyi bir hayat kurman için destek olacağız. Korkma. Bu şiddeti durdurmaya kararlıysan yalnız değilsin. Evet, kısaca tekrar özetlemek gerekirse, barınma ihtiyacı olan kadınların yerel belediyelerimizin desteğiyle sığınma evine yerleştirilmesini sağlayacağız. Barolar ile yaptığımız işbirliği ve partili avukatlarımız sayesinde şiddet gören kadınlara hukuki destek vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını zaten takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz. Mağdur olan kadının ya da yakınını kaybetmiş olan ailenin yanında yer alacağız. Biliyoruz ki kadın platformlarının ve kamuoyunun takip ettiği davalar daha adil kararlarla sonuçlanıyor. Ücretsiz psikolojik destek hizmeti sağlayacağız. Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, adliyelerde yanında olacağız, onlara destek vereceğiz. CHP Kadın Kolları ailesi olarak şiddet gören tüm kadınların yaslanacağı bir sırt olmakla kalmayıp, aynı zamanda onların kadın dernekleriyle de bağlantı kurmasını sağlayacağız.
Böylece kadın dayanışmasını ve kadın örgütlenmesini de güçlendireceğiz. Bu proje ülkemize ne sağlayacak? Yaşamak projesi ile Türkiye'nin en temel 5 sorunundan birine, yani kadına yönelik şiddete çözüm üreteceğiz. Biz kadınlar çok iyi biliyoruz ki ülkeyi kin ve nefretle yönetenler, mafya bozuntularına alan açanlar şiddetle mücadele edemez. Bu nedenle hangi siyasi görüşten olursa olsun biz tüm kadınların yanında olacağız. Ayrıca bu projeyle Türkiye'nin şiddet haritasını çıkartacağız. Yaşamak bize bölgelerin özgün yapısına dair veriler sunacak. Nerede erken yaşta zorla evlilikler var? Nerede psikolojik şiddet daha yaygın? Bilgi sahibi olacağız. Bu şiddet türlerini besleyen nedenleri saptayacağız. Böylece ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde bu sorunları kökten çözeceğiz. Değerli yurttaşlarımız ve sevgili basın mensupları, biz kadınlar attığımız her adımla yaşamın bize sunduğu tüm haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz yaşama dairdir. Mücadelemiz geleceğe dairdir. Mücadelemiz sözümüzün her alanda eşit yükseldiği bir Türkiye hayaline dairdir. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi bu ülkeyi kuran ve kurtaran parti olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bizler şiddetle ve şiddeti üretenlerle baş etmeye, eşit, demokratik, kadınların güven içinde yaşadığı layık bir Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Eşitlik mücadelemizde yolumuz uzun, yolumuz meşakkatli ama yolumuz dayanışma ve hayatla dolu. Ben projemize göstermiş olduğunuz ilgiye ve ilerleyen günlerde vereceğinizden emin olduğumuz desteğe şimdiden teşekkür ediyorum. Ve sözü Sayın Genel Başkanımız. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer kadın kardeşlerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları önemli bir projeye imza atıyor. Yaşamak hak. Yaşamak. Evet. Eğer bir insanın yaşama hakkı varsa bu hakka herkesin saygı göstermesi lazım. Kadına yönelik şiddetin artması, özellikle son yıllarda artması hepimizin bu alana dikkat etmesi gerektiğini zorunlu kılıyor. Birlikte, hep beraber Türkiye'nin bütün coğrafyasında kadına yönelik bir şiddet varsa bu şiddete karşı hepimizin ortak tavır takınması gerekiyor. Kadın kollarımız şiddete uğrayan kadınlarla ilgili olarak hukuki destek vereceğini ifade etti az önce Sayın Genel Başkan. Aynı zamanda psikolojik destek de verilecek. Zaten bu konuda doğa haklarından yani insan haklarından, doğa haklarından sorumlu olan Genel Başkan Yardımcımız da var. Birlikte bu mücadeleyi sürdürecekler. Türkiye coğrafyasında nerede bir kadın şiddete uğruyorsa, nerede bir kadın yardım istiyorsa kendisine derhal hem hukuki destek verilecek hem de psikolojik destek verilecek. Biz bunu yaptığımız takdirde bu ülkede kadına gerçek anlamda saygıyı gündeme getirmiş oluruz. Peki bu projeyi hayata geçirmek kadına yönelik şiddeti engelleyecek mi? Asıl temel çözüm nerede? Asıl temel çözüm kadınların birlikteliğinde. Asıl temel çözüm kadınların siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında. Bu nedenle ben bütün kadınların belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Nedir o hedef? Kadına yönelik şiddet var. Evet. Kadın mağdur oluyor. Evet. Kadın işsiz. Evet. Kadın yoksulluğu en derin yaşayan kişi. Evet. Kadın eğer çocuğunu yatağa aç yatırıyorsa o kadının dramını başka kimse anlayamaz. Bütün bu sorunları yaşıyor mu kadın? Bütün bu sorunları yaşıyor. Kadının bu sorunlardan kurtulması ve daha güçlü olması için temel çözüm kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır. Siyasette daha fazla söz sahibi olacak ve daha güçlü olacak.
Peki kadın siyasette nasıl daha güçlü olacak? Nasıl var olacak? Nasıl daha çok görünür olacak? Ve nasıl daha çok haktan, hukuktan, adaletten söz edecek? Bunun yolu kadınların parlamentoda daha fazla temsil edilmeleridir. Yani siyasette ağırlıklı olarak var olmalarıdır. Bu ülkede nüfusun yarısı kadın mı? Evet, yarısı kadın. Hatta yarısından fazlası kadın. Parlamentoya bakıyorsunuz. Seçimle gelen diğer organlara bakıyorsunuz. Belediye meclis üyeliklerine bakın, il genel meclis üyeliklerine bakın, belediye başkanlıklarına bakın. Peki buralarda kadının gücü ne kadar? Kadın gerçekten buralarda arzu ettiğimiz ölçüde var olabiliyor mu? Var olamıyor. O zaman bütün kadın kardeşlerimden bir beklentim var. Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Siyasette daha fazla olmanızı istiyorum. Daha çok görünür olmanızı istiyorum. Haklarınızı savunmanızı istiyorum. Onun için yapacağınız ilk şey siyasi partiler yasasının değişmesi için çaba harcamaktır. Diyeceksiniz ki hangi coğrafyada olursanız olun, ister Hakkari'de, ister Edirne'de, ister İzmir'de, ister Kars'ta, ister Rize'de, ister Muğla'da, ister Çankırı'da, Çorum'da, Yozgat'ta, Sivas'ta, Kayseri'de, nerede olursanız olun, birlikte şunu yapmak zorundasınız. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getiren partiye biz oy vereceğiz, destek vereceğiz. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getirmeyen, karşı çıkan partiye de hep beraber karşı duracağız. Emin olun, gücünüzün farkında olun. Olağanüstü bir gücünüz var. Kadınlar birleştiği takdirde deviremeyecekleri iktidar yoktur. Kadınlar birleştikleri takdirde kabul ettirebilecekleri her şeyi siyasi otoriteye kabul ettirebilirler. Bu gücün farkında olmanın yolu birlikten geçiyor. Bir daha ifade ediyorum. Siz kadınlar şiddetten mağdursanız, istismardan mağdursanız, yoksulluktan mağdursanız, eğitimden mağdursanız o zaman yapacağınız bir şey var. Bu mağduriyetlere yol açan siyasi anlayışı bir tarafa bırakacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki çekilin bir köşede durun. Biz kadınlar olarak siyasette daha fazla var olmak istiyoruz. Daha güçlü olmak istiyoruz. Kadının haklarını sonuna kadar savunmak istiyoruz. Çocukların haklarını sonuna kadar savunmak istiyoruz. Doğanın haklarını sonuna kadar savunmak istiyoruz. Neden biz bunlardan mahrumuz? Ve bu ülkenin kadınları. Şunu da söylemeli. Ya Milli Kurtuluş Savaşı'nda biz yardım etmedik mi? Elimizde silahla mücadele etmedik mi? Mücadele ettiniz. Şerife Bacı'yı kim unuttu? Kimse unutmadı. Kastamonu'daki İstiklal Yolu'nda cepheye silah taşıyan kadınları kim unuttu? Kimse unutmadı. Açlıkla, yoksullukla en temel mücadeleyi yapan kadın değil mi? Kadındır. En büyük dramı yaşayan kadın değil mi? Kadındır. O zaman kadının siyasette hakkının teslim edilmesi lazım. Bunun için siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasının getirilmesi lazım. 306 kadın örgütü var. 306. 306'sıyla görüştüm. Aynı şeyleri düşüncemi yani 306 kadın örgütüne de söyledim. Ağlamak değil, hak istemek önemlidir. Hak istemek. Projenin adı ne? Yaşam Hak. Haktan söz edeceksiniz. Hakkınızdan söz edeceksiniz. Elinizden alınan hakların iadesini isteyeceksiniz. Karadenizli kadının nasıl çalıştığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Günün 24 saati çalıştığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Neden siyasette daha az yeri var? Neden? Bu mücadelenin verilmesi lazım. Kadın yoksulluğu. O da bir hak. Kadın yoksulluğuyla mücadele etmek de bir hak. Eğer yoksulluk derinden aileleri vuruyorsa,
O zaman buna karşı da mücadele etmek lazım. Bunun mücadelesini de vermek lazım. 2 gün önce Sivas'ta bir dernek 500 lira dağıtacağım yakıt parası diyor, kömür parası diyor. 500 lira. Metrelerce kuyruk var, metrelerce. Yoksulluğu görmek istiyorsanız o kuyruğa bakacaksınız. Açlığı görmek istiyorsanız 21. yüzyılın Türkiye'sinde o kuyruğa bakacaksınız. %99'u kadınlar. Bunu da aşmamız lazım. Hiç kimsenin yoksulluğu asla teşhir edilmemeli. Yoksul, ihtiyaç sahibi ailelerinde kadınların da bir onuru var. Onların yoksulluğunu teşhir etmek insani değildir. Peki yapmamız gereken ne? Aile destekleri sigortasını talep edecek bütün kadınlar. Aile destekleri sigortasının. Kimse kadınları, onun çocuklarını ve ailesini açlığa ve yoksulluğa mahkum edemez. 21. yüzyılın Türkiye'sinde mahkum edemez. Dolayısıyla yoksulluğunun giderilmesini istemek de bir haktır kadın için. Benim yoksulluğumu gidereceksin ey devlet, sosyal devlet, bunu talep edecek. O da bir haktır. Aile destekleri sigortasının uygulanmasını isteyecek. 1974 yılında parlamento söz vermiş, bu sigorta dalını uygulayacağım diye. 1974, 2020, neden uygulanmıyor? Neden yasası çıkmıyor? Dolayısıyla bu mücadelenin de yapılması lazım. Yani özetle kadın kolları güzel bir projeyi başlatıyor. Kadına yönelik şiddet olduğu takdirde hukuk desteği vereceğim, psikolojik destek vereceğim. Ama ben bunun bir adım ötesini, 2 adım ötesini dillendiriyorum. Kadın hem yaşamda ekonomik olarak güçlü olacak, moral olarak güçlü olacak. Kimseye el avuç açan bir kadını görmek istemiyoruz. Çöp konteynerlarından yiyecek toplayan kadınları görmek istemiyoruz. Pazar artıklarından bir şeyler bulup akşam çocuklarımı, ailemi besleyebilir miyim diye düşünen bir kadın görmek istemiyoruz. Tam tersine bu kadın evinde otururken sosyal devlet ona her türlü olanağı sağlamak zorundadır. Bunu sağlamadığınız takdirde devlet sosyal devlet olmaktan çıkar. Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz. Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması erkeğin zafiyetini ve güçsüzlüğünü gösterir. Kaba kuvvet asla ve asla kişiyi haklı kılmaz. Kişiyi haklı kılan aklıdır, mantığıdır, adalete duyduğu saygıdır. Kaba kuvvetle şiddet uygulamak erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını gösterir. İnsana saygı duymadığını gösterir. Biz hep birlikte, kadın erkek, hep birlikte kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığımızı korumalıyız, mücadele etmeliyiz. Zaten bu konuda bütün davalar Cumhuriyet Halk Partisi hukuk birimleri tarafından izlenmektedir. Kadın kolları tarafından izlenmektedir. Dolayısıyla biz 5 Aralık'ta kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği bir tarihte böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla ben kadın kollarını ve Anadolu coğrafyasında çalışacak olan, bu bağlamda çalışacak olan bütün kadınları yürekten kutluyorum. Birlikte mücadele edeceğiz. El birliğiyle mücadele edeceğiz. Hiç kimse haksızlığa uğramamalı bu coğrafyada. Hiç kimse adaletsizlikle karşı karşıya kalmamalı bu coğrafyada. Herkes huzur içinde yaşamalı.
Evinde huzur olmalı, sokağında huzur olmalı, caddesinde huzur olmalı, kentinde huzur olmalı. İnsanlar huzur içinde yaşayabilmeliler. Biz bunu sağlayabilir miyiz? Kesinlikle sağlayacağız. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte. Tekrar özetleyeyim. Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Kadın Kolları Genel Başkanı da savunuyor. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Neydi? Bir, siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Siyasette söz sahibi olmak istiyorum, siyasette güçlü olmak istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğiz diye sokaklara çıkacaksınız yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde siyasilere söyleyeceksiniz. Yeri geldiğinde toplantılarda söyleyeceksiniz. Ve beraber olacaksınız. Bölünmeyeceksiniz bu konuda. İki, biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. 1974 yılında bu parlamento aile destekleri sigortasını çıkarma konusunda söz verdiyse sözünü yerine getirsin. Sözünü yerine getirmeyen siyasi partiye oy vermeyeceğiz deyin. İki şey istiyorum. Bu iki konu hayata geçirildiği takdirde hem siyasette hem ekonomide hem hukukta hayatın her alanında kadınlar çok güçlü olacak. O zaman zaten kadın erkek eşitliği dediğimiz, fırsat eşitliği dediğimiz eşitliği yakalamış olacağız. Eşitlik kağıt üzerinde kalmamalı. Söz olarak kalmamalı eşitlik. Eşitlik hayata geçirilmeli. Ama hayata geçirilmesi için lütuf olarak beklenmemeli. Kadınlar bunu lütuf olarak beklememeli. Mücadele sonunda bu hakları alabilmeli. Ki mücadele sonunda alınan her hak çok değerli bir haktır. Çünkü o mücadele alın terinin karşılığıdır. Bu mücadele yapacak. Bütün kadınlardan, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, bütün kadınlardan iki temel konuda ortak hareket etmelerini istiyorum. Çünkü aynı dramı, aynı acıyı bütün kadınlar ortak yaşıyorlar. O zaman bu acıları gidermek zorundayız. Ortadan kaldırmak zorundayız ve bu coğrafyadan atmak zorundayız. Ben tekrar kadın kollarını yürekten kutluyorum ve başarılar diliyorum.